Merhaba arkadaşlar. Almanca derslerine başlıyoruz bu e, dersimizle. Evet, Almanca'da 9 e, tane kelime türü vardır. Ve her kelime bu 9 kelime türünden birine aittir veya birkaçına aittir. Burada, substantife başlayalım buradan. Bu ne demek? İsimler bunlar isimler. Evet. Adjektife bunlar sıfatlar. Sıfatlar. Verben bunlar fiiller. Burada artikel bu belirlik takası. Ee, İngilizcedeki ve gibi belirlik takısı vardır. Bunlara Evet burada belirlik takısı diyelim biz. Belirlik takısı veya ön takı veya didas. Bunları göreceğiz birazdan. Ee, pronomen zamirler demektir. Evet pronomen zamirler zamirler. Adverbiyen var. Bunlar da zarflar. zarflar. Prepozisyonun bunlar edatlar. Edatlar. Konjunksiyonun bunlar da bağlaçlar. Bağlaçlar. Bir de inteyeksiyonun var. Interjeksiyonun bunlar da ünlemler. Evet. Ünlemler. Neymiş? 9 e, tane kelime türü var burada. Bunlara word artın diyoruz. Word artan kelime türleri veya e, kelime bölükleri word artın. Mesela substantif isimlerden, isim olaraktan e, ne diyelim? Man diyelim. Frau, Kind, evet bunlar man, adam demek. Frau, kadın, Kind, çocuk. Bunların e, burada da artikel kısmında belirlik takısı, ön takı kısmında da buna işaret edeceğiz. E, e, Almanca'da İngilizce'de V vardır. Almanca'da e, şurayı... Şöyle yapalım. Dea Di Das Dea di das ee, Ön takısı vardır. Dea man, die frau, das kind. Evet. Burada dea man Şöyle yapalım. Dea man Burada difrau. frau Burada da das kind. Burada ee, Bazı kurallar vardır. Çok e, istisnai e, durumlarda. Fakat genel olarak dea, di, das bu kelimeyle isimle birlikte öğrenilmesi gerekir. Ezberlenmesi gerekir. Evet dea man, di man diyemeyiz, das man diyemeyiz. Burada da dea frau diyemeyiz, das frau diyemeyiz. Bunları dea man, di frau, das kind bunları e, kelimeleri, isimleri daha doğrusu isimleri başındaki artikel ile, ön takısı ile, belirlik takısı ile birlikte öğrenmemiz gerekir. Çünkü gramer yapısı, dil bilgisi e, e, yapısı da buna göre değişiyor. Sıfatlara e, gelelim. Burada, evet, e, sıfatlar daha doğrusu sıfatlardan önce bu dea ne demek dea erkek yani gerçek manada veya gramer bakımından erkek olan kelimeler bunlar dea olan kelimeler di e, dişi olan kelimeler e, dişi olan kelimeler gramer bakımından veya gerçek manada burada frau kadın gerçek manada di diyoruz e, çünkü Dişi olan kelimelerin isimlerin başına di gelir, ee, erkek olan eril olan kelimelerin başına da dea gelir. Burada da e, neutrum diyoruz buna da. Yani bir nevi ne erkek ne e, dişi e, olan burada e, arada bir konumda olan das e, e, ön takı, e, belirlik takısı var burada. Bunlara da Kind misal. Auto, araba, das Auto. Şöyle, auto, araba, das Auto. Evet. Bunlar da e, erkek, dişi ve cinsiyetsiz diyelim biz buna. Neutrum'u cinsiyetsiz olaraktan cinsiyetsiz isimlerde de das kullanırız. Evet. İsimlerin, Almanca'da isimlerin diğer bir özelliği de e, büyük yazılırlar. Bizim Türkçe'deki gibi veya İngilizce'deki gibi değil. Almanca'da bütün isimler büyük yazılır. Mesela araba, car İngilizce'de misal diyelim ki bunları küçük yazarız fakat Almanca'da bunlar büyük yazılırlar. O açıdan e, cümlenin içerisinde büyük yazılmış olan kelimeler %99... E, i̇simdirler, isimdirler. Yani cümlenin başındaki hariç cümlenin içerisinde büyük yazılmış olanlar genel itibariyle isimdirler. Onun haricinde diğer bütün kelimeler küçük yazılır. Sadece isimler büyük yazılır. Evet sıfatlar da bir şeyin nasıl olduğunu gösterir. Nasıl sorusunun cevabı mesela güzel. Diyelim ki şöyle şön Mesela nasıl? Klein, küçük. Klein, küçük. Ee, küçük. Ondan sonra e, diyelim ki büyük. Gross. Gross. Schön, güzel. Nasıl? Güzel. Nasıl? Küçük. Klein. Nasıl? Büyük. Gross. Şeklinde bir şeyi nasıl olduğunu tanıtıyoruz. E, nasıl olduğunu gösterir. Adjektifi. Veya bunlar fiiller. Bunların e, çekimleri vardır. Bunları göreceğiz. Mesela bunlardan diyelim ki mesela machen yapmak giben vermek bunlar machen sonu mesela burada hen olaraktan sözlükte machen giben şeklindedirler. Bunlar e, e, burada mana olarak da machen yapmak, geben vermek şeklinde. Bunların çekimleri nasıl geçmiş zamanda, şimdiki zamanda ve e, belirli zamanlarda çekimleri nasıl olur bunları ileriki derslerimizde göreceğiz. Evet belirli takısı veya ön takı dediğimiz Z'ye eş e, anlamlı olan... Dea, di, de, das var. Dea erkek eriller için kullanılır. Di, dişiler için kullanılır demiştik. Dişi kelimeler gramer bakımından veya gerçek manada e, erkek veya dişi olanlar için. Das da cinsiyetsiz isimler için kullanılır. Bunlar üç tane, üçünü öğrenmemiz gerekir. Artikel diyoruz biz bunlara. Evet. Evet gelelim pronomenlere pronomen bunlar zamirler zamirlerin özelliği nedir zamirler isimlerle birlikte veya ismin yerini alır mesela ee, eya diyelim o demek eya o mesela ee, Türkçe'de dersek Ali okula gitti Ali'nin yerine o diyebiliriz. O okula gitti. Eya yani burada eya o demek. Z bu da o demek. Erkek için, bayan için. Bunların çekimleri nasıl olduklarını göreceğiz ileriki derslerde. Burada sadece bir ön bilgi, kelime türleriyle alakalı bir ön bilgi veriyoruz. Evet veya mine benim mine mesela bu benim kitabım. Buh kitap, mein buh. Bu mein de zamirdir. E ya da zamirdir, zi de zamirdir. Veya dein buh, senin kitabın. Dein buh. Dein buh, senin kitabın. Evet. Bunlar da zamirler. Zamirlerin özelliği neymiş? İsimlerle birlikte zikredilirler, gelirler veya ismin yerini alacak şekilde kullanılırlar. ismin yerine geçerler. Evet, bir de zarflar var. Adverbien. Evet, zarflar da bir şeyin e, yapılış tarzını ifade eder. Mesela ayrıntı e, verir. Misal yapalım şöyle. E, iş ben, komme, geliyorum. Ich, komme, ben, geliyorum. Buna bir balt Şöyle bald yazarsak, ich komme bald. Ben yakında geliyorum. Geliyorum ama tarifini yapıyor. Ne zaman geleceğimi tarifi burada bald. Mesela ee, buna benzer adverb. Yani zarflarda bir e, e, eylemin, bir durumun, bir e, davranışın nasıl yapıldığını yapıldığıyla alakalı alakalı detaylı bir bilgi e, vermek için ilk koma misalinde olduğu gibi ilk koma ben geliyorum. Aslında bu yeterlidir. Fakat bald dediğimizde yakında e, buna benzer şekilde bu bald kelimesi yakında zarftır. Prepozisyonlara, edatlara gelelim. Evet, prepozisyonlarda, prepozisyon yani edatlarda Yer, zaman ve sebeple alakalı bilgi verirler. Mesela, nasıl bir misal yapalım? Eee, in, dea, şule. Evet, şu in bir prepozisyondur. in dea, şule. Yani, in okulda, içinde, in, dea, şule şeklinde. Eee, veya, mesela burada füya. Dih senin için, für için, bu için, için, für ee, burada bir sebep belirtiyor. Burada mesela ee, bir mekan belirtiyor, in der Schule. Veya şöyle yapalım, bir de zamanla alakalı, in der Zukunft. Bunların manaları çok aşırı önemli değil. Şu anda sadece dediğim gibi kelime türlerinin e, bir özet olarak bir e, bakıyoruz. Burada in der zukunft zukunft gelecek demek. Gelecekte. Evet, in der zukunft gelecekte dediğimiz zaman burada in de bir zaman ifadesi var in ile. Burada in der Schule okulda. Burada bir mekanla alakalı bir e, durum var. Bu prepozisyon edat onun için kullanılmış. Burada da für dich. Burada da sebep olaraktan e, senin için şeklinde bir e, sebeple alakalı bir durum var. Evet. Konjunksiyonende bunlar da bağlaçlar. Bağlaçlar da cümleleri e, sözcükleri söz gruplarını birbirine bağlar. Mesela Burada und und ve demek und ve ondan sonra o veya o da sonra weil çünkü bunlar bağlaştırlar und ve o da veya weil çünkü şeklinde bunlara da konjunktionen diyoruz. Bir de interjeksiyonen var. Bunlar da ünlemler. Ünlemler de belirli bir e, heyecanı, belirli bir duyguyu veya belirli bir sesleri e, taklit eder. Misal e, burada e, diyelim ki ah dersek evet ah veya e, wow şeklinde bir e, şaşkınlık ifade eder veya ses olaraktan tak. sak diyelim biz buna. Bunlar da ünlemler diyoruz biz bunlara. ''interjeksiyonun'' Evet. Tekrar bir bakalım. Substantife isimler, adjektife sıfatlar veya fiiller, artikel, belirlik veya ön takısı diyelim. Deyadi var. Pronomen bunlar zamirler. İsmin yerine geçebilen veya isimle birlikte kullanılan kelimeler. Adverbient var burada zarflar. Prepositionen edatlar. Ondan sonra konjunktionen bağlaşlar. Interjektionen ünlemler. Evet bunlara derslerimizde yeri geldikçe değineceğiz. Bunların özet olarak e, burada bu her kelime ne demiştik? Bu 9 tane kelime türünden birine aittir veya birkaçına ait olabilir manasının ifade ettiği manaya göre. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.